Bizans Maden Sanatı dersimizin ikinci oturumuna hoş geldiniz. Hocam başlayabiliriz, kaydı başlattım. Tamam, çok teşekkürler. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu sabah saatinde diyelim. İkinci dersimize. Vakit geçirmeden o zaman hemen başlayayım ben de anlatmaya. Geçen yani ilk dersimizde özellikle tabaklar üzerinde durmuştuk. Çeşitli işlevlerle kullanılan. Şimdi de kalis adını verdiğimiz daha çok litürjide kullanılan kadehler hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Tabii günlük kullanıma ya da işte hediye olarak yapılmış daha saraya yönelik birkaç eser de var ama elimizde çok zengin bir litürjiye yönelik kadeh bilgisi var. Bunların da hemen ilk olarak Antakya Kalesi diye tanınan, literatüre de öyle geçen kalisle başlayacağım. Zaten aslında litürjik kadehlerin ya da kalislerin tarihçesi de bu kalisle başlatılıyor. Antakya'da bulunan bu kalisin üzerinde aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi form olarak pardon dikkatinizi çekeceğim. Çünkü aşağıya doğru sivrilen böyle konik bir konik diyebileceğimiz bir gövdesi ve alçak bir kaidesi var, ayağı var bu kadehin. Form olarak biraz değişik. Sonrasında göreceğimiz genel litürjik kadehlerden bu açıdan biraz değişik. İçerisinde bir masif gümüş kadeh kısmı var. Onun üzerinde delik işi tekniğiyle yapılmış, süslenmiş bir zarfla kaplı. Bu zarfın yoğun bir şekilde erken dönemde de çok karşımıza çıkan ve yine antik dönem üslubuyla yapılmış kıvrık dallar, işte asma yaprakları, üzüm salkımı, kompozisyonu içerisinde figürler yer alıyor. 10 tane figürümüz var. Bu figürlerden ikisi İsa peygamber olarak şu anda burada bir tanesini görüyoruz şurada. İsa peygamber olarak niteleniyor. Genç, sakalsız ve kodeks tutan İsa peygamberi. Onun dışında da havariler olduğu kabul edilen figürler var. Tabii burada dikkati çeken 10 havarilerin sayısının tam olmaması. Erken bir örnek olduğu için böyle İsa'nın iki kere tasvir edildiği ve havarilerin az olduğunu düşünebiliriz. Buna dair çok fazla yorumumuz yok. Ve burada yine dikkati çeken havarilerin yine bizim klasik dönemde işte Yunan filozofları gibi ya da Roma döneminde tasvir edilen filozof figürleri gibi arkalıklı bir koltukta oturduklarını yani öğretmen görünümünde diyelim oturduklarını görüyoruz. Aralarda ayrıca yine sembolik anlamları da olan çeşitli kuş tasvirleri, işte sepet içerisinde çeşitli meyveler gibi tasvirler var. Dediğim gibi formu aslında geç antik erken Bizans kalisleri içerisinde unik bir örnek. Bu kalis ilk bulunduğunda Gustav Eisen isimli araştırmacı oldukça da eski tarihli bir yayın. Bunun üzerine bir küçük diyebileceğimiz bir kitap yazıyor ve burada kalisi değerlendirirken bunun aslında İsa peygamberin son akşam yemeğinde kullandığı ve birinci yüzyıla ait bir kalis olarak değerlendiriyor. Fakat sonra yapılan çalışmalar tabii biraz da o dönemi düşününce hani İsa peygamber ortam vesaire onun böyle bir kalisle bu ayini ya da son akşam yemeğini gerçekleştirdiği biraz imkansız gibi görünüyor ve daha sonraki araştırmalar bu kalesin aslında üslubuna da bakarak ve işte ikonografisi, tasvirler vesaire 6. yüzyıla hatta 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenebileceği konusunda hemfikir oluyorlar. Yani ondan sonraki bütün araştırmalar tarihlendirmeyi bu yönde yapıyorlar. Hatta Marlia Mango'nun bu meşhur Silver from Early Byzantium kitabında kilise hazinelerini ele aldığı kapsamlı kitabında
bunun belki de bir aydınlatma aracı, kandil gibi kullanılmış olabileceğini de ileri sürüyor. Buna dair de bazı veriler var tabii. Mesela geçen derste gösterdiğim o stuma ve riha patenleri vardı. İsa'yı havari komünyonunda gösteren rihadakinde arşitravın üzerinde buna benzer kandiller, aydınlatma araçları duruyor böyle ayaklı. Ve günümüze gelen başka bu tarz örnekler de var ama böyle bir yorumda yer alıyor araştırmalar arasında. Dediğim gibi çok önemli ve birçok yayında, yine bu dönemi ele alan yayında ya da sergi kataloglarında bununla ilgili bilgiye rastlamak mümkün. Boyutlarını da zaten burada görüyorsunuz. Pardon, üstüne tekrar. Evet, burada genç İsa ve kurtarıcı İsa iki kere tasvir edilen, birisinde elinde rulo tutarken diğerinde de yanında bir kuzuyla tasvir edilmiş. Biraz daha detayını görebilirsiniz. Havarilerden örnekler yine. Yine şuna dikkatinizi çekeyim. Gerçekten de üsluba baktığınızda bu tarihlere, yani 5-6. yüzyılda yapılmış taş eserlerden tutun, diğer işte fil dişi ya da maden eserlerde de karşımıza çıkan üslubu, detaylı yaprak işlemişini filan görüyoruz. Tüm bunlar dikkate alınarak 6. yüzyıl ilk yarısına tarihlenmiş. Fakat bizim, dediğim gibi, bunun formu farklıydı. Klasik, günümüze çok sayıda gelen kalislerden yaygın olarak kullanılan bu kutsal şarabın ayinde sunulduğu kalislerde biz daha çok küresel bir gövde, daha yüksek bir ayak, bilezikli bir ayak. Gerçi Antakya kalisinde de öyleydi ama bilezikli bir ayak üzerinde yükseldiklerini ve gümüş yapıldıklarını görüyoruz. Yine dikkat çekelim. Geçen hafta derste de dikkatinizi çekmişti. Altın yaldızla da süsleniyor. Ağız kenarlarındaki yazıtlar da tıpkı patenlerde olduğu gibi, liturjik tepsilerde olduğu gibi yine ithaf yazıtları. Onları da tek tek okumayacağım. Burada zaten görünüyor. Adadıkları Tanrı'ya ya da İsa'ya adadıkları ya da kimin adadığını söyleyen, hatta hangi kiliseye adandığını belirten yazıtlarla da karşılaşabiliyoruz. Kalislerin üzeri yazıt dışında sade olabileceği gibi çeşitli figürlerle de bezenebiliyor. Mesela burada olduğu gibi işte Meryem, görünmeyen kısımlarda İsa ya da iki havari, özellikle Petrus Paulus ya da iki baş melekle birlikte tasvir edildiklerini görebiliyoruz. Ve yine işte çeşitli yurt dışındaki çeşitli müzelerde bunların örnekleri mevcut. Hatta içlerindeki, içinin ne kadar sıvı aldığından yola çıkarak kaç kişiye bu kadehten şarap verildiğine dair tespitler yapan çeşitli çalışmalar da var. Bu Suriye'den At-Taruti hazinesi 6. yüzyıl sonu 7. yüzyıl başına, bakın şurada kapasitesini de görüyorsunuz, bir koleksiyon. Aynı hazineye ait çok sayıda kadehle ya da kalisle karşılaşıyoruz. Üzerleri genellikle ya da şöyle söyleyeyim, mesela dört tanesinde böyle kemerlerle bölünmüş ve onların içerisinde İsa, havariler tasvir edilmiş ya da herhangi bir çerçeveye alınmadan yapılmış tasvirler. İsa figürünün olduğu kaliste mesela sembolik olarak haç tasvirinin yer aldığını görebiliyoruz. Yine dövme tekniğiyle ve çekiçleme, arkadan çekiçleme yöntemiyle, kabartma tekniğiyle de bezendiğini görüyoruz. Yazıtlarda ağız kenarında yer alıyor. Bu hazineden hemen şöyle bir şeye de dikkat çekeyim, kilise hazinesinden. Üç tane buhurdan görüyorsunuz. Buhurdanlara geleceğiz. Yine kutsal ruhu simgeleyen güvercin şeklinde bir obje ve hatta şarabın yapılmasında kullanılan gümüş bir süzgeç. Yani onun bile gümüşten yapıldığını görüyoruz. Onlar da böylece kutsal ikincil objeler arasına giriyorlar.
Burada gördüklerimiz şu üç örnek Siyon hazinesinden, Kumluca hazinesinden. Bunu da şunun için özellikle vurgulamak istedim. Mesela oldukça hikayesini işte artık bildiğinizi düşünerek tahrip olan bu kalislerde iki formunda kullanıldığını görüyoruz. Antakya kalesinden farklı olmakla birlikte yine de konik bir gövde ve yüksek bir ayak ya da küresel bir gövdenin kullanıldığını görüyoruz. Yine 6. yüzyıla tarihlenen Manisa Müzesi'nden bir örnek, Hasan Malay'ın yayınladığı, bunun üzerinde de Piskopos Makarios adı okunuyor. Yine büyük ihtimalle ithaf eden kişinin adı. Bunlarda da Kumluca'nın yazıtlarında da yine ithaf yazıtları ve bani adını veren yazılar söz konusu. Kumluca hazinesinin kalisleri oldukça diğer örneklere göre diyelim sade, yaldızlı haçlarla bezenmişler. Bu da epeyce tahrip olduğu için, bunun üzerinde de haç var ama çok böyle buruşuk bir halde olduğu için ancak bu kadar açılabilmiş. Yine haçla tasvir edildiğini ya da süslendiğini görüyoruz. Bu da mesela Louvre Müzesi'nden bir örnek. İki, daha doğrusu asıl grubumuza ait olan küresel gövdeli, yüksek ayaklı ve bilezikli. Burada da Meryem'e ithaf yazısı var. Bunların hepsinin malzemeleri gümüş. Farklı birkaç örneğimiz var. Şu açıdan kultlu olmaları nedeniyle farklı. Bunların da daha ziyade Helenistik dönemde gümüşten yapılmış skifoslardan esinlendiği tespit ediliyor. Yani bir benzerlik kuruluyor. İki tarafında kulpları var ve ağız kenarında da yine bir ithaf yazıtı yer alıyor. Bu sefer de ne görüyoruz? Bir kristogram alfa omegalı, ki geçen derste de bu sembolü bir tepside, paternus pateninde görmüş idik. Yine enteresan diyebileceğim bir örnek, 5. yüzyıl sonuna tarihlenen Ardaburius ve Antuza kalesi diye geçiyor. Çünkü bu kulpların üzerinde, detayını da burada görüyorsunuz, Ardaburius ve Antuza'nın isimlerinin geçtiği ve onların adağı olduğunu belirten yazılar var. Burada iki formun adeta birleştirildiğini görebiliyoruz. Daha derin ve büyük bir kap, 5. yüzyıldan bilinen bir ailenin üyeleri olduğu da, Germen kökenli bir ailenin üyeleri olduğu da tespit edilmiş. 3 kuşak boyunca çeşitli resmi görevlerde çalıştıkları yine tespit edilmiş. Dolayısıyla da tarihlendirme de bu da destek olarak kullanılmış. Yani sadece gümüş olması, sadece yazıtın ithaf olması değil, bu tür bilgileri de tabii ki isim olduğu sürece araştırmak ve emin olmak gerekiyor. Her zaman okunamasa da. Bu gösterdiğim gümüş örneklerden çok sayıda, ki Attaruti hazinesinde de gördüğümüz çok sayıda kalisimiz var. Erken dönem için genel olarak tıpkı patenlerde yaptığımız gibi bu özellikleri söyleyebiliriz. Yani ortak bir form, adak yazıtı, gümüşten yapılmış olmaları ve kabartma tekniğiyle süslenmeleri. Orta Bizans dönemine geldiğimizde yine patenlerde örnek göstermiştik. Altın mine tekniğiyle yapılmış kalislerle karşılaşıyoruz. Bunların gövdeleri çeşitli, işte sardonyx gibi, onyx gibi çeşitli mermer taş cinslerinden yapılıyorlar. Bunlar da kaba ayrı bir değer ve estetik katkı sağlıyor. Ağız kenarları, kaideleri, altın mine tekniğinde yapılmış ve etrafları inci dizileriyle çevrelenmiş levhalarla süsleniyor. Burada işin içerisine daha çok figürün girdiğini görüyoruz. Hemen hemen hepsinin yanında isimleri olan bu figürler, İsa, Meryem, havarilerin yanı sıra seçilmiş çeşitli kilise babaları ve azizleri içeriyorlar. Hatta bunların içerisinde diyakonlar, yani yardımcı azizler, martirler de yer alıyor. Tek tek bunların isimlerini söylemeyeceğim.
çok sayıda, ama hani kilise babaları kimler dersek, işte birçok yerde karşımıza çıkan Nazian Zoslu, Gregorius, Basileios, Ioannes Chrysostomos gibi kilise babaları söz konusu. Bunlar da, onu da söyleyeyim, tabii artık böyle kontrol damgamız falan yok ama 9. yüzyıldan sonra yoğunlaşıyor demiştik altın mine tekniği. Bunlar da genellikle tarihli eserlerin, bazı eserlerin tarihi daha kesin bilinebiliyor. Tarihli eserlerin üslup özelliklerine bakarak tarihleniyor birçoğu, ama burada gördüğümüz her iki kaliste İmparator Romanos'un adını taşıyor ve dolayısıyla da 10. yüzyıla tarihleniyor. İki tane Romanos var 10. yüzyıl içerisinde, onun için çok net olmasa da 10. yüzyıl diye imparatorluk dönemlerine bakılarak tarihleniyor. Yine geçen hafta da, geçen derste de söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam, büyük bir kısmı Venedik'teki San Marco hazinesinin koleksiyonunda bulunuyor. Patrik Kalesi olarak adlandırılan kalis var. Bunların da ağız kenarlarında yine Orta Bizans döneminde malzeme değişti demiştik. Formlar değişmese de yazıt değişti demiştik patenlerde. Kalislerde de aynı ortak şeyi görüyoruz. Artık liturjiden alınmış yazıtları, liturjik metinden alınmış ya da İncil'den alınmış diyelim daha doğrusu, yazıtları içeriyorlar. Bu örneği de göstermek istedim. Yine bu Glory of Byzantium kataloğunda yer alan resimler bunlar. Bunun formu biraz değişik olduğu için bunu da göstermek istedim. Ökaristik yazıtlı ya da işte liturjik yazıtlı bir kalis 10-11. Yüzyıllara tarihleniyor. Çok detayına, yani benim de çok okuma yapıyorum ama özellikle bu renklerden filan da yola çıkarak, tarihli eserlerin işte minelerin renklerinden yola çıkarak da biraz 10. yüzyıl başı mı, sonu mu, 11. yüzyıl mı gibi değerlendirmeler yapan araştırmacılar var. Hatta hemen şeyi de söyleyeyim, bir Alman araştırmacı Klaus Wessel'in kitabı vardır, 60... çok yanlış söylemeyeyim 69 falan olabilir yani 60'lı yıllardan, o hemen hemen bütün altın mine objeleri topladığı bir ve değerlendirdiği bir kitap yayınlamıştır. Ondan sonra da bu genellikle Metropolitan Museum'un düzenlediği sergilerde tekrar kataloglarda ele alınmış objelerdir. Formu daha bardak benzeri, çünkü görüyorsunuz işte yüksekliği de yaklaşık 12 santim ve geniş kulpları olan bir kalis bu da. Tabii ağız kenarındaki bu liturjik içerikli yazıt bize bunun bir saray kullanımı değil, kilise kullanımı olduğunu gösteriyor. Yine belki biraz uzatıyorum ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu şeride dikkat ederseniz, bu ince uzun şerit Ayasofya Müzesi koleksiyonunda böyle bir yazı şeridi var. Hatta Sevgi Gönül Sempozyumu'nun birinci Kalanlar sergisinin kitabında da yer alır. Büyük olasılıkla o da belki böyle bir, yani bir çerçeveye de olabilir ama belki böyle bir kalisinde parçasıydı ya da süslemesiydi. Böyle bir değerlendirme de yapabiliyoruz. Evet, Orta Bizans'ın daha sıradan demeyeyim de daha yaygın kalislerine bakacak olursak, onların kalaylı bakır ya da bronzdan yapıldıklarını görüyoruz. Kalaylı bakır olarak, kalaylı bakır diye vurgulamamın sebebi, bu Orta Bizans döneminde karşımıza çıkan, patenlerde de söylemiştim ama, bakıra gümüş izlenimi veren bir teknik. Yani işte ekonomik nedenle ya da çeşitli nedenlerle artık liturjik objelerde bakır gibi daha gümüşe oranla ucuz bir malzeme tercih edilirken, bunlar kutsal objeler oldukları için üzerini de kalaylayıp gümüş şeyi, görünümü veriyorlar. Hatta bu solda gördüğünüz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki
hadis ilk incelendiğinde gümüş olarak tanımlanmış ve 6. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Ama şu kırık kısımlarından bakır gözükür. Ayrıca bu çift çizgili yazı karakteri, kazıma tekniğiyle yapılmış figürler ve üslup, röliker haçlarla özellikle ya da bu dönemin tören taktis haçlarıyla karşılaştırıldığında bunun da 10-11. Yüzyıla tarihlendiği artık kabul olmuş bir tarihlendirmedir. Bu kalesin benzerini biz bugün Münih'te bir müzede bulabiliyoruz. Bunlarla ilgili de bu bir Bizans kataloğu, Almanca bir katalog. Ayrıca Sevrucian, Petra Sevrucian isimli bir araştırmacı da Berlin Müzesi'nde bulunan bu kalaylı bakır objeleri tanıttığı bir kitabı bulunuyor. Ve tarihlendirmeleri de hep aynı şekilde göreceksiniz. Bu benim tezimde de vardı, böyle parça parça kavisli bir gövde olduğu için böyle çekmiştim. Tabii şunu söylemeyi unuttum. Bu kalesin üzerinde İncil yazarları, 4 İncil yazarı tasvir edilmiş. Yanlarında isimleri olduğu için biz rahatlıkla kim olduklarını öğrenebiliyoruz ya da anlayabiliyoruz. Belki de 4 İncil yazarına ithaf edilmiş bir kiliseye armağan edilmiş ya da o kilisede kullanılan bir kadeh olabilir. Çünkü çoğunlukla biz İsa, Meryem gibi figürleri görüyoruz demiştik. Bronzdan yapılmış, bakırın yanı sıra bronz örnekler de var. Bunları da ayakları kırılmış olmakla birlikte göstermek istedim. Üzerlerinde kazıma haç tasvirleri olduğu için. Bakın erken dönemde kabartma, yaldızlı haçlar vardı. Daha erken üsluplu, 5-6. Yüzyıl üsluplu haçlarken bu sefer çok daha serbest çizilmiş, işte yazı sonradan tasarlanmış, belli ki bu haçın kolunun üzerine gelmiş vesaire. Bu tarz haçlarla karşılaşıyoruz. Ve geldik Geç Bizans dönemine. Geç Bizans döneminden bir örneğimiz var. O da Manuel Cantacuzenos Kalesi diye bilinen kalis. Tabii ki şu ana kadar gördüğümüz ve oldukça da hızlı geçtiğim ama daha çok örneği bulunan erken ve orta Bizans kalislerinden çok farklı. Çünkü bu geç Bizans liturjik kaplarını geçen derste de söylemeye çalışmıştım. Aslında iki grupta inceleyebiliriz. Biri Orta Bizans üslubunu devam ettiren grup, diğeri de Batı üslubunda olan. Bunu da neye bağlamıştık? İşte 1204'teki Latin istilası, Latinlerin İstanbul'daki o 60 yıla yakın varlığı, çeşitli sadece bu değil, ticari, siyasi alışverişler, ilişkiler bunlara yol açıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi Athos daki Vatopedi Manastırı'nda bunların çeşitli örnekleri var. Yani bunun tıpkı benzeri değil ama yeşim taşından yapılmış gövdeyi gümüş kaide ve kulplar çerçeveliyor. Herhangi bir yazıt yok üzerinde ama kayıtlardan imparatorun adını ve dolayısıyla da 14. yüzyıl ortasını tespit edebiliyoruz. Manuel Cantacuzenos, bir tane şey yapalım, monogramı var çünkü, liturjik yazıt yok ama Manuel Cantacuzenos'un monogramı var. Kendisi işte Mistra despotu olan Johannes Cantacuzenos'un oğlu ve imparator. Onun da azizlerle birlikte bu çokgen ayağın içi üzerinde azizlerin arasında monogramını görerek böylece tarihliyoruz. Bu arada çok özür dileyerek bir şeyi düzelteceğim. Kalesin ağız kenarında, yazıt hatırlıyordum buradan göremeyince birden şey yaptım. Kalesin ağız kenarında yine Aziz Basileus liturjisinden bir cümle var. Diyor ki havarilerine verdi ve dedi ki bunu için, yani bunu hepiniz için anlamında
Şimdi tam cümleyi hatırlayamadım ama bu kez bu şekilde yani havarilerine verdi ve dedi ki diye başlayan bir litürjik yazıtımız söz konusu. Bu ejder biçimli yani tam Avrupa işlerini, Avrupa üslubunu yansıtan kulplar, imparator monogramı, aziz tasvirleriyle birlikte biz bu yazıtla en azından yine kiliseye bağışlanmış ve litürjide kullanılan bir şey olduğunu, kalis olduğunu anlayabiliyoruz. Kaşıklar, tabii kaşıklar konusuna geldiğimizde kaşığın litürjide kullanımı çok erken dönemlerden yani erken Bizans döneminden bilinmemekle birlikte bazı kayıtlarda geçiyor. Toplu olarak ele geçen bazı kaşıklar var. Bunların manastırlara hediye edilmiş olduğunu yine anlayabiliyoruz. Muhtemelen demeyeyim, kesinlikle sarayda kullanılan gümüş kaşıklar da söz konusu. Ve bu gümüş kaşıkların biz bezemeli olduklarını görüyoruz. Burada olduğu gibi daha günlük yaşama bizi yönlendiren çeşitli hayvan tasvirleriyle bezemeli kaşıklar karşımıza çıkıyor. Bunların da formunda biraz bu kısımlar değişse de daha böyle damla biçiminde ve iç bükey kaşık kısmı bir diskle, açık veya kapalı bir diskle sapına birleşiyor. Bu sapların da yivli, profilli saplar olduklarını görüyoruz ki bu da Dumbarton Oaks koleksiyonundaki bir seri kaşık daha tipik bir biçim bize gösteriyor. Ve disklerde çeşitli monogramlar yer alırken bunların da yaban domuzu başlarıyla yine sapla şeyi birleştirdiklerini, hatta saplarda da çeşitli isimler içerdiklerini, bunlar havari isimleri de olabilir, aziz isimleri de olabilir, görebiliyoruz onlara adanmış objeler olarak. Tabii daha böyle havari, aziz vesaire isimleri, kutsal kişilerin isimlerini taşıdığında bunların daha ziyade manastırlarda ya da kilisede kullanıldığına dair yorumlar yapılıyor. Bu İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nden bir örnek. Bu da Louvre Müzesi'nden bir örnek. Özür dilerim bunu nereden çektiğimi tam sayfasını hatırlayamadım ve bulamadığım için yazamadım. Mesela Johannes yazıyor. Böyle C kıvrımı şeklinde de olabiliyor disk. Burada da bir monogram yer alıyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde de rengi kötü ama bu da gümüş bir örnek. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde de birkaç kaşık örneğimiz mevcut. Arada farklı örnekler de çıkabiliyor. Bu daha küçük bir kaşık. Belki geç Roma'ya tarihleyebileceğimiz, üzerinde yazıt, isim vesaire olmayan, daha küçük boyutlu, ucu da kırık zaten gümüş bir kaşık ama form olarak aynı özellikleri gösterdiğini görüyoruz. Bu da benim tezim sırasında vitrinden çektiğim, o nedenle de çok net olmayan bronz bir kaşık örneği. Bu da dikkatinizi çekeceği gibi bir haçla sonuçlanıyor. Üç dilimliğe benzer kolları böyle bir haçla sonuçlanıyor. Büyük ihtimalle bu da yine dini amaçla ya da litürjide kullanılmış bir obje kaşık olmalı diye düşünüyoruz. Tabii dediğim gibi şimdi çok yanlış bir şey söylemeyeyim ama kayıtlarda belli bir yüzyıldan sonra galiba 9. yüzyılda bunu düzeltirim bakıp tekrar gelecek derse yanlışsa eğer kaşıkla verildiği belki de işte biraz daha böyle hijyene şey yapıp ama tabii tek kaşıkla herkese vermek de çok sağlıklı bir şey değil. Genellikle o küçük ekmeği şarabın içine batırıp verilebiliyor ya da kaşıkla da cemaate bu kutsal ekmek ve şarap sunulabiliyor.
bu örnekleri saydıktan sonra, yani liturji için şunu da söyleyebilirim. Ana objelerimiz dediğim gibi paten ve kalis, diğerleri yardımcı objeler, ikincil liturjik objeler olarak sayabileceğimiz objeler. Bunlardan bir tanesi de buhurdanlar. Buhurdanların çok yaygın bir kullanımı var. Çünkü günlük yaşamda da yeri olan bir obje. Sonuçta içerisinde güzel kokuların, kokuları yayan, belli bitkilerin yakıldığı bir obje. Nasıl günümüzde şimdi biz evde işte tütsü, çubuklarla tütsü ya da işte iş yerimizde yakıyoruz. Aynı onun gibi. Hatta Sardis kazılarında dükkan olarak tanımlanan mekanlarda bulunan buhurdanlar var. Onlara da şöyle bir yorum getiriliyor. İşte bazısı boya dükkanları ya da böyle koku içeren, kokuyla dolan çeşitli işte malzemelerin vesaire, hani o kokuları daha yumuşatmak, daha güzel kokuyla dükkanı doldurmak için kullanılmış olmalı. Keza evlerde de öyle. Dini kullanımına baktığımızda tabii ki Ökaristi ayininde ve cenaze törenlerinde buhurdanların yeri var. Çok geniş bir konu, çok örnek günümüze gelmiş. Umarım derli toplu size belli örnekler sunabileceğim ya da sunmaya çalışacağım. Şimdi tabii resim sanatından buhurdanlarla ilgili bilgiler edinebiliyoruz. İşte en erken örneklerimizden birisi üstte gördüğünüz San Vitale'deki tasvir. Burada işte Justinianus'un tasviri, burada diakonun, yardımcı rahibin buhurdan tuttuğunu görüyoruz. Tabii onun dışında işte imparatorun bir kadeh tutmuş, özür dilerim, kase şeklinde bir paten tutması, Maximianus'un elinde bir haç olması, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama çok bilindik bir tasvir olduğu için. Üzeri işlemeli bir kitap, yani üzeri işlemeli bir kabı olan, kapağı olan bir kitap tutuyor diğer din adamı. İşte saray görevlileriyle birlikte. Burada buhurdanlar için şunu söylemek isterim. Bu tasvirler bize buhurdanların formlarını da gösterdiği için biz tarihlendirmede bu tasvirleri de dikkate alıyoruz. Yani baktığımızda işte belki hem 6. yüzyılda hem daha geç tarihli örneklerde gördüğümüz formlar da var ama bazı formları da diyelim ki işte 12. yüzyıldan önceki tasvirlerde görmüyoruz. O zaman böyle bir yorum yapabiliyoruz. Yani büyük ihtimalle bu yüzyıldan itibaren bu form kullanılmaya başlamış olmalı diye başka özelliklerini de dikkate alarak söyleyebiliyoruz. Burada diakonun elinde tuttuğu silindirik gövdeli, üç ayaklı ve üç zincirli bir buhurdan. Bir sürü günümüze gelmiş örneği var. Müzelerde çok örnekleri var. Kazılardan çıkan örnekleri mevcut. Gerek Anadolu'da gerek Suriye, Filistin bölgesinde. Ve tabii içerisinin, şu görünen kısmının kırmızı olması, yani içerisinde bir şey yandığını da bize gösteriyor. Buhurdanın sembolik bir tarafı da var. İçinde yanan tütsü ve ondan çıkan dumanların yükselmesi, işte cemaatin dualarının Tanrı'ya ulaşmasını da simgeliyor. Kilisenin içerisindeki kötülükleri, kötü ruhları kovmak için objeler, işte ekmek, şarap, haç vesaire, altar tütsüleniyor ya da cenazede ölüyü yine bu tür amaçlarla tütsüleyebiliyorlar. Bir de geç dönem örneğimize bakalım, onu söyleyeceğim. 13-14. yüzyıl biliyorsunuz Kariye'deki Hora Manastırı Kilisesi'ndeki Koimezis, Anaos'un içindeki Koimezis sahnesinde, bunu da bir cenaze töreni olması nedeniyle göstermek istedim aynı zamanda. Meryem'in ölümü sahnesi malum. Bu sahnede hemen hemen bütün tasvirlerde, olmayan var mı bilmiyorum ama bütün tasvirlerde Meryem'in başucunda, bazen ayak ucunda Petrus ya da Paulus bir buhurdanla tütsüler.
Burada gördüğümüzde yine üç zincirli bir böyle halkası var. Gittiğinizde ya da işte dairesinden detaylı da bakabilirsiniz. Parmağıyla tutuyor. Yarım küre gövdeli ve konik ayaklı bu sefer. Böylece biz günümüze gelen örnekleri de üç ayaklı, konik ayaklı ya da halka kaideli olarak tasvirlerde de görebiliyoruz. 13. yüzyıl ikinci yarısından bir detay bu. Yine Koyu Meziz sahnesinden. Bakın çokgen, altıgen gövdeli. Bu sefer zincir değil de şeritler halinde askısı, halkası var tutmak için. Ve bilezikli bir konik kaidesi var. Bunlar yani geçen derste de söylemeye çalıştığım gibi tasvir sanatı gerçekten küçük objelerin, el sanatı ürünlerinin kullanılması, formları açısından bize değerli bilgiler veriyorlar. Gelelim bu çok zengin grubun örneklerine. 6-7. yüzyıllarda yüzyıllara tarihlenen çokça örneğimiz mevcut zaten. Çeşitli kazılarda bulunmuş ya da satın alma yoluyla müzelere girmiş. Form olarak değişik iki örnek göstermek isterim size. Tabii bu arada hemen bu örnekle bu buhurdanların bazılarının kapaklı olduğunu da söyleyelim. Kapaklı eğer kapaklıysa bu kapaklar deli kişi tekniğiyle yapılıyor ki buhurdan sallandıkça bu kapaklardan yine tütsünün dumanları çıkıp yükselebilsin diye. Bayağı böyle bir kadeh formunda bakın. Üzerinde kapağı var menteşesiyle. Bir haç yer alıyor. Eğer kapaklıysa kapakların tepesinde çoğunlukla bir haç ve ona bağlı bir zincir görebiliyoruz. Bu bize tabii daha çok asılarak kullanılmış olabileceğini de gösteriyor. Çünkü üç zincirliler daha sallamaya uygun. Bu tarz daha asılarak kullanılmaya uygun. Altarın üzerinde ya da işte o kutsal kilisenin kutsal alanında asılarak kullanılan ya da asılı duran diyelim daha doğrusu şeyler mevcut. Yine kaynaklardan mesela Konstantin'in Lateran Bazilikası'na ve San Pietro'ya ya da Aziz Petrus Kilisesi'ne çok sayıda altın, gümüş buhurdan hediye ettiğine dair bayağı çok sayıdaydı, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim, bir verimiz var. Bunlar da önemli yine buhurdanların varlığı ve kullanımı açısından. İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki bu buhurdan ise işte küresel gövdesi, yüksek kaidesi. Bakın bu sefer yine askı şeyimiz, malzememiz biraz daha değişti. Haçlara bağlanan böyle mekik benzeri unsurlarla. Bir kazıda bu tarz mekikler bulabilirsiniz. O zaman işte ne yapıyoruz? Bunların neye ait olduğunu düşündüğümüzde ya bu tarzda buhurdan ya da polikandilyon yine aydınlatma araçlarında göreceğiz. Ya da kandilleri asmak için kullanıldıklarını anlayabiliyoruz. Tepelik dediğimiz kısmı bunları birleştiriyor ve bazen bir kanca ya da halka olabiliyor. Bunun gövdesinde dört figür var, özür dilerim. Kalıpla kabartma tekniğiyle yapılmış bronz bir örnek bu. Bunlardan bir tanesi İsa, diğer üçü de ellerinde haç ve kılıca benzer, kılıç ya da mızrağa benzer obje tutuyorlar. Dolayısıyla martir olduklarını söyleyebiliyoruz. Tasvir sanatında örnekleri 10. yüzyılda işte görülebiliyor. Ben de buna hem daha biraz daha işçiliği kaba ya da işte kalıpla kabartma tekniğiyle yapılmış bunlardan yola çıkarak Orta Bizans dönemini önermek doğru geliyor bana. Çeşitli Anadolu'daki çeşitli müzelerden, İstanbul Arkeoloji Müzelerinden çokça karşımıza çıkan küresel gövdeli, üç ayaklı buhurdanlar. Buhurdanların gövdelerinde bazıları oldukça sade, paralel çizgilerle bezeli olabiliyor. Bazılarının üzerinde ne yazık ki burada gözükmüyor ama mesela kazıma haçlar yer alabiliyor. Ve tabii ki buhurdanlarda bronzun tercih edilmesinin sebebi içinde bir şey yakmaya uygun
ve dayanıklı bir malzeme olması ve döküm tekniğine daha uygun bir malzeme olması bronzun. Gümüş buhurdanlar yok mu? Var. Aptaruti hazinesinde gösterdim. Onların da içlerinde bakır bir kase olabiliyor ki gümüşe zarar vermesin diye. Ve genellikle de gümüşlerin hediye olarak verildiği ya da belli bayramlarda kullanılmış olabileceğine dair de yorumlar yapabiliyoruz. Üzerlerindeki tasvirden yola çıkarak öyle bir örnek de size göstereceğim. Burada bir de şuna şey yapalım, hemen dikkat çekelim. Askılarının zenginliğine. Bu sefer ne oldu? Bu üç askıyı kristogramlı delik işi bir disk birleştirdi ve onun üzerine zincirimiz asıldı. Bir grup buhurdan, ben mesela hiç böyle bir örnek bilmiyordum ta ki doktora tezi sırasında çalışırken bunu ve Side Müzesi'ndeki örneği görene kadar çok da heyecanlanmıştım açıkçası. İlk defa gördüğüm bir şeydi. Yine döküm tekniğiyle elde edilen kabartma bezemeli, küresel gövdeli, halka kaideli bir grup buhurdan var. Bunları diğerlerinden ayıran özellik, gövdesinde İsa peygamberin hayatından sahnelerin tasvir edilmiş olması. Bu sahnelerin sayısı 4 ile 12 arasında değişebilir. Buhurdanların boyutları yaklaşık birbirine benzese de sahne sayısının bu kadar değişmesi dikkati çekiyor. Bazen 4 sahneyle bu gövdeyi doldurabilirken çeşitli detaylar ya da sahneyi büyüterek, bazen bu boyuta 12 sahneyi birden sığdırabilmiş kalıbı hazırlayan yapan sanatçı. Bunun dışında genel olarak söyleyebileceğim, tabii bu buhurdanların yani ben bu çalışmayı yaparken Richter Siebels diye bir Alman araştırmacı bir doktora tezi bitirmişti. Ona da ulaşmak mümkün oldu. 150 civarında örneği toplamıştı yurt dışındaki müzelerden. İşte buna Burdur ve Side'deki eklendi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde örnekleri var. Malatya Müzesi var, işte Sadberkan'ın var. Bunlara Anadolu'dan da örnekler eklenmeye başlayınca sayı belki de 200'ü buldu, belki geçti, tam şu anda bilemiyorum. Ama yani çok seri bir üretim olduğunu görüyoruz. Bu buhurdanların tarihlendirmeleri de üsluba göre yapılıyor. Yani 6-7. yüzyıla gruplandırılan bir grup var. Orta Bizans dönemine gruplandırılan bir, tarihlendirilen bir grup var. Daha geçe tarihlendirilen bir grup var. Kendisi belki daha erken tarihli olup ağız kenarına sonradan eklenmiş olabileceği söylenen ya da gerçekten Ermenice yazıtlar var çünkü mesela, ya da Ermeni üretimi örnekleri var. Ama yapım yeri olarak çoğunlukla, tabii ki başkent Konstantinopolis de işin içinde, ama yapım yeri olarak çoğunlukla Suriye-Filistin bölgesi gösteriliyor. Çünkü bu buhurdanların bu kadar dünyanın her yerine, müzelerine dağılmış olması da dikkati çekiyor. Bunlar aslında hacı hediyeleri ya da hatıra eşyaları olarak üretilmiş olmalı ve kutsal topraklara hacı olmaya gidenlerin aldıkları, kendi ülkelerine, kendi kiliselerine getirdikleri, böylece de bütün dünyaya yayılmış örnekler olarak görüyoruz. Genel özellik olarak başka bunlar için ne söyleyebilirim? Tabii ikonografik detaylar bize yine tarihlendirmede, işte çarmıh sahnesinin detayları olsun, doğum vesaire, bize yardımcı oluyor tarihlendirmelerde. Üslupta da bir çok kaliteli bir üslubumuz var, bir de çok daha stilize bir üslubumuz var, onu göreceğiz. Bu daha ziyade kaliteli grupta nitelendirilen, daha seçkin bir şekilde figürlerin, detayların görülebildiği bir grup. Pardon, hemen şöyle geçeyim. Bakın, bütün kaidesi dahil bezemeli, kaidenin içerisinde bir çiçek var. Çünkü bunlar sallanırken altları da gözüküyor.
İçinde haç tasviri olan var, İsa'nın büstü olan var. Çok kısaca geçeceğim ama önümüzdeki örneklerde sallandığı için altları da görülebiliyor. Oldukça da masif örnekler bunlar. Şöyle hemen bir çizimle müjde, işte Elizabeth'i ziyaret, doğum, çobanlar vesaire diye genellikle de boş mezar sahnesiyle sonuçlanıyor bu siklus diyelim. Side Müzesi'nde gördüğüm örnek, bunu ben daha ziyade bu stilize üslubu, işte reliker haçlara ya da Orta Bizans dönemi haçlarına biraz ilişkilendirerek daha böyle 9-10. yüzyıl gibi düşünüyorum. Ama bu buhurdanlarla ilgili Gülgün Köroğlu Hoca'nın, Ayşe Aydın Hoca'nın da makaleleri var, Akademiya'dan bulabilirsiniz. Mesela bunu daha sonra yayınlayan Ayşe Aydın Hoca şeye tarihledi, 7-8. yüzyıla tarihledi. Tabii böyle farklı görüşlerde olabiliyor. Ama Orta Bizans olarak ya da İkonoklasmus sonrası olarak nitelendirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi üslubumuz, pardon çizim sonra gelecek, böyle gövdenin detayları belli olmayan, yüzü çok şematik şekilde yapılmış. Bu doğum sahnesi aslında. Şurada İsa beşikte yatıyor. Çok daha farklı bir üslup. Böyle iki ayrı üslup görüyoruz. Bunun kaidesinde bir haç motifi var. Bu da yine müjde, işte su deneyi, doğum diye devam eden bir ve boş mezar sahnesiyle biten bir siklus görülüyor. Hemen bir tane de Almanya'dan, Münih'ten bir örnek gösterelim. Bu da yine İsa'nın hayatından sahnelerle bezenmiş ve 7. yüzyıla tarihlenen bir örnek. Bunu da özellikle bu kaidenin içerisindeki İsa büstü nedeniyle göstermek istedim. Bakın etrafında da çeşitli yine tasvirler yer alıyor. Boyutlar yaklaşık olarak dediğim gibi aynı ve halka kaideli bu örnek. Tabii bu grup üzerine çok şey, daha fazla şey söylenebilir ama dediğim makaleleri okumanızı öneririm eğer bu konuya özellikle ilgi duyarsanız. Son olarak da aslında onun örneğini buraya maalesef koymayı unutmuşum. Sivas Arkeoloji Müzesi'nde de bir örnek buldum ben. Fakat orada çok bir şeyde Anadolu ve çevresinde Orta Çağ dergisinde yayınlamıştım. Benzemekle birlikte ilginç bir şekilde orada Çarmıh'ta İsa ve etrafında 12 havari yer alıyordu. O da farklı, belki de yerel bir uygulama olarak tanımlanabilecek bir örnek olarak yayınlamıştık. Dilimli gövdeli buhurdanlarımız var, üç ayaklı. Daha ziyade böyle yine erken döneme tasvir nedeniyle tarihleyebileceğimiz ama tasvir sanatında daha çok 13. yüzyıl sonrasında karşımıza çıkan ve böyle masif zincirleri de, bunun günümüze gelmemiş ama zincirleri de kalın olan örnekler var. Her ne kadar kalite ve süsleme 6. 7. yüzyılı, işte bu iç içe daireler vesaire düşündürse de Orta Bizans dönemi olması da muhtemel ve dilimli olmasıyla diğer örneklerden ayrılıyor. Yani silindirik gövdeli, küresel gövdeli, dilimli gövdeli ve çokgen gövdeli olmak üzere gruplandırabiliyoruz bu buhurdanları ve her birinin de kendi içerisinde çok zengin bir koleksiyonu söz konusu. Dilimli örneklere, dilimli gövdelere İstanbul Arkeoloji Müzelerinden bir örnek. Bu da dediğim gibi işte tasvirlerde 13. yüzyıl sonrası daha çok karşımıza çıkan masif, zincirlerinin masifliği vesaire bizi de bu yüzyıllara yönlendiren bir örnek. Ve silindirik grup, biraz tekrar başa döndük ama Siyon hazinesinden gümüş olması nedeniyle göstermek istedim. Hem de silindirik gövdeli farklı bir örnek. Ağız kenarında Meryem'e ithaf yazıtı var ve gövdesinde de daha ziyade İsa'nın
çocukluk, hatta işte Meryem'in hayatı ve İsa'nın çocukluğu diyebiliriz. Müjdeyle başlayıp su deneyi, enteresan tabii çok az tasvir edilen bu tür objelerde ama Anıtsal Resim Sanatı'nda görebildiğimiz apokrif kaynaklı olduğu için işte Meryem'in Elizabeth'i ziyareti, Betülleyme gidiş ve doğumla bitiyor. Mesela bu buhurdan için Meryem'e müjde bayramında ya da müjde bayramında kullanılmış olabilir diye bir yorum getirebiliriz. Senede bir kere kullanıldığını söyleyebiliriz. İçinde bir bakır şey izi de yoktu ayrıca bir kapsamına dair ama belki de vardı. Hani çok fazla yakmamak için böyle yapılmış olmalı. Tamamen erken dönem üslubunda zaten damgalarımız filan da var. Ve de yazıyı da geçen derste söylediğim Niello malzemesiyle siyah bir şekilde şey yapmışlar, ne denir, vurgulamışlar. Sahneleri görüyorsunuz. Gümüş üzerine altın yaldız olduğunu da yine söyleyelim. Bu da yayınlanmış, bilinen bir örnek Kumluca Hazinesi içerisinde. Son olarak Berna Yıldırım Ateş'in doktora tezinde de incelediği, hatta ben işte yazıyı falan şey yapamamıştım, onun çözümlediği. Şurada benim galiba şu şeyi nasıl yok edebilirim bilmiyorum. Siz görüyor musunuz yazıyı tam olarak ya, yoksa üstüne bir şey geliyor mu? Görüyoruz hocam. Ha, tamam. Orada yazıtı görüyorsunuz. Böyle kazıma tekniğiyle yapılmış ve haçlarıyla birlikte. Bu da silindirik gövdeli buhurdanlara bir örnek olarak. Çeşitlemeleri böylece aslında görmüş. Daha ziyade işte Sardis'te o boya dükkanları diye tanımlanan ya da işte dükkan olarak tanımlanan mekanlarda filan bulunanlar, demir buhurdanlar da var, karşımıza çıkabiliyor, az da olsa müzelerden biliyoruz. Bronz örnekler, bunlar daha sade örnekler. Gövdeleri böyle profilli, yoğun ya da derin yivli diyelim. Bunların üzerinde tasvirler yok. Bu nedenle de daha ziyade günlük yaşamda kullanılmış olduklarını ileri sürebiliriz. Kapaklı, demin şunu göstermiştim. Kapaklarda yine çeşitlemeler karşımıza çıkabiliyor. Kare ya da çokgen gövdeler, bunların da kapaklarla örtüldüğünü görebiliyoruz. Özellikle Suriye, Filistin bölgesinde yapılan kazılarda böyle buhurdanlar ele geçmiş. Bu Berlin'den bir örnek. Bakın yine kapağı olduğu için üzerine bir haç yerleştirilmiş. Belki İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin deki bu buhurdanın da belki değil, üzeri kırık zaten bir haçı ve işte onun üzerinde zinciri vardı ve belki asılarak. Ayaklara dikkat çekebilirim. Yani sadece dikkat çekerek gidiyorum aslında. Daha kaba ayaklar ya da daha ince, zarif üç ayaklar karşımıza çıkabiliyor gövde olarak da. İç içe daireler yine bu buhurdanların gövdelerinde ve kapaklarında çokça karşımıza çıkan bezemeler arasında ve yine tütsünün çıkması için bu deliklerin yapılmış olması. Çokgen gövdelilere tabii ünik örneklerden bir tanesi, hem gümüş olmasıyla hem bezemesiyle Sion hazinesinden yazıtı, Bani adı da veren yazıtıyla birlikte. Tabii ayaklar çok dikkati çekiyor burada. Tavus kuşu, işte cennetin, ölümsüzlüğün, asaletin sembolü olan tavus kuşu biçiminde. Onu da Yunus balığı birleştiriyor. Ruhun kurtuluşunun sembolü olan, daha çok aydınlatma araçlarında karşımıza çıkan. Bunun da gövdesinde Petrus, Paulus ve İsa peygamber tasvir edilmiş çelenkler içerisinde. Diğer üç cephesine de ayaklar denk geliyor. Gümüşten yapılmış, dövme tekniğiyle yapılmış bir örnek. Bu Washington'daki örneği hazinenin. Gümüş örneklere, gümüş ve çokgen gövdeli örneklere, bir de bu British Museum'daki doğu üslubunu yansıtan
işte Suriye'de bulunmuş olan göstereceğim sonra MSA ya da Homs vazosu gibi örneklerde ya da başka el sanat ürünlerinde gördüğümüz üslubu yansıtan bir örnek bu da. Yine 6. yüzyıla tarihleniyor İsa. Diğer onun ekseninde Meryem var iki yanında baş meleklerle. Bu tarafta da İsa, Petrus ve Paulus'la. Bu seçimler de tabii dikkati çekiyor. İşte aynı eksen üzerinde Meryem ve İsa'nın tasvir edilmiş olması, birinin iki yanında baş meleklerin, diğerinde Petrus ve Paulus'un olması filan, bu erken dönemin figür seçimine ya da daha ağırlık verilen figürlerine örnek olarak ya da kanıt olarak söylenebilecek cümleler diyebiliriz. Halka kaideli. Altıgen gövdeli, pardon buyurun. Bir önceki örnek üzerine çok kısa şey sormak istedim. Genelde döküm teknik kullanılıyor dediniz ama bu gümüş örneklerde gerçek kabartma dediğiniz yöntem de mi kullanılıyor acaba? Evet, özür dilerim, hepsini de söylemeyi unutuyorum. Şimdi gümüş daha yumuşak bir malzeme olduğu için dövmeye daha uygun. Ve erken dönemde de ağırlıklı kutsal objelerde ve statü objelerinde gümüş, altın, hani günümüze gelmese de altın da tercih edildiği için gümüşü dövmeyle daha iyi değerlendirebiliyor, şekillendirebiliyor. Ve tabii ki bu gerçek kabartma dediğimiz mesela şuradan belki biraz izlenebilir yani negatifi, değil mi? Bu teknik daha ustalık isteyen bir şey. Yani kalıbı hazırlayıp o kalıptan bilmem kaç tane dökmek yerine bu bayağı bir emekle de yapıldığı için kutsal objeye verilen önemi de daha yansıtıyor. Objenin kutsallığını arttırırken kalitesini de arttırıyor. İmparator için genellikle ya da saray için onların baniliğinde yapılıyor birçoğu. Tabii ki onlara layık objeler olması gerekiyor. O nedenle gümüşte daha çok dövme ve gerçek kabartma tercih edilmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Adana Arkeoloji Müzesi'nde bu da çok bilinen aslında bir buhurdan. İlk Michael Goff'ın bir makalede tanıttığı bu Mut yakınlarında bulunmuş. Sonra işte benim teze aldığım başka çalışmaların olduğu Ayşe Aydın'ın bu makaleyle monografik bir şeyi var. Adalya dergisinde yanılmıyorsam yine bulabilirsiniz. En yeni yayınlardan olarak onu sayabilirim. Çokgen gövdeli, küçük bir buhurdan bu. Ve üç tane küre biçiminde ayağı var. Her dilimin içerisinde ya da her gövdenin her bölümü içerisinde figürler yer alıyor. İsa peygamber. Onun iki tarafında ona adeta böyle secde eder gibi, tapınır gibi şöyle kanadını belki görebilirsiniz. İki melek var. Diğer üç tarafta da rahip veya aziz olabileceği şey yapılan, söylenen ya da öngörülen üç figür var. İsim vesaire olmadığı için net olarak bilinemiyor ama ellerinde tuttuklarından filan ve Theodoros'un adının geçtiği de bir adak yazıtı söz konusu. O da figürlerin, aslında burada çok iyi gözükmüyor ama şu kısımları dolaşan kazıma tekniğiyle yapılmış. Öyle çok belirgin değil ama bir yazıt içeriyor. Dolayısıyla da bunun da bir adak olduğunu ve bir kiliseye günahların affı için adandığını anlıyoruz. Söylemiştik zaten onu, değil mi? Ne denir? Dindarlıklarını, yani iyi bir Hristiyan olduklarını göstermek için bu tür objeleri hediye ediyorlar demiştik. Enteresan bir örnek bence. Hani gövde filan belki başka örnekleri de var ama askıları açısından, yani neredeyse buhurdanın gövdesini ikinci plana atmış bir yükseklik. Yani tümü 80 santime yakın. O asıklı asılarak kullanılan, çünkü işte hem tepeliği var, hem kristogramlı bir diski var, hem onun üzerinde bir çengeli var. Çok uzun, böyle 80 santimlik bir şeyi tabii ki tören sırasında sallamak çok akıllıca bir şey ya da mantıklı gibi gelmiyor. Ama gövde çok, yani ayaklar,
işte iç içe daireyle bezemeli olması açısından da gövdesine dair bir şeyler söyleyebiliriz. Bunlar hep 6. yüzyıla tarihleniyor. Şöyle bir şey var, yani özellikle bunların örnekleri ilk zamanlarda işte Suriye, Filistin, o bölgedeki manastır, kilise kazılarında vesaire çıktığı için yapıyla ilişkilendirilerek de bu 6-7. yüzyıla tarihlendiriliyorlar. Bunlar hiç mi Orta Bizans'ta üretilmedi? Böyle düşünmüyorum tabii ki. Bir taraftan çok dayanıklı bir malzeme olduğu için yüzyıllar boyunca korunduğu, içinde bulunduğu kilisede kalması mümkün gibi görünürken, ki kiliselerin de bazen çok yaşayamadığını görüyoruz, işte depremler, çeşitli olaylarla yıkıldığını, ama daha saklanması, bir afetten vesaireden kurtarılması mümkün olan objeler olduğu için yaşamış olmaları, yüzyıllarca kullanılmış olmaları da mümkün. Ama illaki yerel olarak da kiliseleri için üretiliyorlardı. Mesela bunun için yerel bir üretim, yerel atölyelerde o bölgede üretilmiş olabileceği Kilikya bölgesinde söyleniyor. Bakın, deminki bu hurdanın gövde ve bezeme olarak benzeri İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de var. Filistin'de Betşan Manastırı kazısından da çıkmış. Ve yine biraz daha farklı, daha küçük iç içe daireler, haç vesaire oluşturacak Bursa Arkeoloji Müzesi'nde de var. Londra'daki Temple Galeri'de de bir şekilde satın alma yoluyla gitmiş, olasılıkla doğrudan örneği mevcut. Evet, diğer tipe geçmeden önce bunlarla ilgili aslında toparlamayı yaptık gibi başta, ama farklı gövde biçimleri, özellikle erken örneklerde daha yoğun bezeme, hacı eşyası, hacı hatırası olarak üretilmiş ve kutsal topraklardan yayılmış İsa'nın hayatından sahnelerin olduğu grup ve iç içe dairelerle bezenmiş ya da daha sade paralel çizgilerle bezenmiş bir örnek grubumuz var. Böylece hem bezeme açısından, hem gövde biçimi, ayak biçimi, hem de askılar açısından zengin olduklarını görebiliyoruz. Bu da onlara verilen aslında önemi gösteriyor. Yani belli bir şey tutturup o minvalde gitmemişler ya da o düzende gitmemişler. Biraz daha yaratıcılık kullanma ya da çeşitleme yapma söz konusu, ama o dönemin özellikleri içerisinde üslup, konu seçimi, figür seçimi içerisinde gelişmiş diyebiliriz. Evet, bu hurdanlarla ilgili bir grubumuzda ya da bir çeşitlemesi diyelim belki, Katsiyon ya da Katsi adı verilen bu hurdanlar. Bunlar daha ziyade cenaze törenlerinde kullanılan bu hurdan tipleri. Burada iki örneğini görüyorsunuz. Bakın, hem malzeme, buraya bronz yazmamışım, özür dilerim. Bronz, bu üzeri Mine tekniğinin bakıra da uygulandığını görüyoruz mesela. Bakır bir örnek. Bu iki farklı yerden örneğin aslında şuradan uzun bir sapları var. Uzun bir sapı var diyeyim daha doğrusu. Şimdi kötü bir benzetme olacak ama yani gözünüzde canlanması için hemen unutabilirsiniz. Bir cezveye benzetebiliriz bunları. Gövde kısmını değilse bile genel biçimini. Çukur tütsünün yakıldığı kısım, geniş bir böyle kulbu ve sapı var. Neden cenaze törenlerinde kullanılıyordu? Kaynaklar da bizi yönlendiriyor ama özellikle bu geç dönem tasvirlerinde daha ziyade böyle 13-14 Balkanlardaki resimler, işte Kapadokya'da da karşımıza çıkıyor. Poimezis gibi ölüm sahnelerinde biz bu tür buhurdanları taşıdığını görüyoruz ve o zaman da demek ki diyoruz geç dönemde ya da Paleologoslar veya Orta Bizans döneminden itibaren cenaze törenlerinde bu tarzda taşınan buhurdanlar tercih edilmiş diye düşünüyoruz. Daha geç örnekleri de var. Bu tabii
oldukça özenli bir örnek, işte asker azizler tasvir edilmiş üzerinde. Belki onlarla ilişkili bir tören için, onların adını taşıyan bir kilise için ya da bir askerin asker için yapıldı. Böyle yorumlar getirebiliriz tabii ki. Anaya'daki örnek de Anadolu'dan, biliyorsunuz belki Kadı Kalesi kazısı çok çeşitli buluntularıyla Orta Bizans dönemine de çok güzel veriler sunuyor. Ve birçok yayınla da tezlerle de duyuruluyor bunlar. O açıdan değerli. Sevgi Gönül Kalanlar sergisinde de sergilenmiş ve katalogda yer alıyordu. Oradan da daha detay bilgiye ulaşılabilir. Gövde oldukça sade ama işte şöyle taşındı, yani üstten göründüğü ve elde taşındığı için kulp kısmına bezemeler yapılmış. Böyle bir iki örnek göstereceğim. Mesela demin gösterdiğim Adana'daki o altıgen bu hurdanın böyle bir objeye, böyle bir askıya asıldığına dair Gaff'ın makalesinde bir çizim var. Bu tür haç biçimli askılara belki kandil, belki buhurdanlar asılarak yine tavandan sarkıtılıyor olabilir. Zaten bu kancalar da bize bu tarzda objelerin asıldığını gösteriyor. Yine çok eski bir fotoğraf, 90'lardan hatta vitrinden çekilmiş Karaman Müzesi'nde. Sonradan bazı başka bir iki örneğini daha yurt dışından görmüştüm yayınlarda. Bu mesela Metropolitan'da bakırdan yapılmış ve haç biçimli bir, yine bu tarzda bir objenin askı parçası. Bunu da şunun için aslında söylemek istiyorum, bu örnekle birlikte söyleyelim. Yani her zaman diyoruz ya, işte bu tarzda örnekler gösterdim size askılarıyla, ama bir müzede çalışırken ya da bir kazıda böyle tek başına bunlardan çıkabilir. O zaman işte bu tür objelerle ilişki kurup bir aydınlatma aracına ya da bir buhurdanın askısına ait olabileceğini düşünerek bu yolda ilerleyebiliriz. Biraz da onu söylemek için bu çengelli haçı ve diski ve önceki örnekleri koydum. Hatta burada her iki parçayı da görmek mümkün. Bu az önce tanıdığımız gövde tipiyle birlikte. Tepeliklerden örnekler. Bunlar da genellikle böyle üç kollu olanlar da var ama daha yıldız biçiminde olanlar var. Yine bu yıldızın da, ya da yıldız eğer sembolü ise, işte İsa doğduğunda gökyüzünde beliren yıldızı, yol gösteren yıldızı sembolize ettiği de söylenebilir. Çünkü bu liturjik objelerin, demin de dediğim gibi, kendilerinin de obje olarak sembolleri var. O nedenle böyle yorumlar da yapılabilir. Evet, şimdi oldukça hızlıca konuştum. Devam edeyim mi? Herhangi bir soru falan var mı? Yoksa süremizi anlatarak dolduralım, devam edelim. Chat üzerinden ya da söz olarak doğrudan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Onu tekrar hatırlatalım. Şimdilik yok galiba hocam. Tamam, devam edeyim mi? Uygun mu? Yazarlar tabii, devam edebiliriz. Tamam, oldu. Şimdi bir diğer grubumuz. Yine çok çok zengin ve tabii ki Bizans sanatı ile ilgilenen ya da sanat tarihi eğitimi almış herkesin öyle veya böyle gördüğü, önemini bildiği bir sembol aslında haç. İşte İsa'nın gerildiği çarmıhı sembolize etmesi, işte Büyük Konstantin'in rüyasında gökyüzünde haçı görmesi, bununla kazanacaksın ibaresi vesaire. Haç çok önemli bir yer tutuyor ve bunu Büyük Konstantin'le birlikte de Hristiyanlığın simgesi haline de geliyor. Ki şu ana kadar da gördüğümüz pek çok objenin üzerinde haç motifiyle karşılaştık. Şimdi form olarak, obje olarak haçlara bakacağız. Çok çeşitli kullanımı var haçların. Çok
farklı boyutlarda örnekleri var. Yani kendi içinde işte bir tören haçının boyutları yaklaşık benzese de kolye haç olarak kullanılan pendant diyebileceğimiz ya da röliker haç olarak kullanılan takdis haçları vesaire farklı boyutlarda farklı malzemelerden üretilmiş, üzerlerinde farklı bezemeler bulunan bir obje haç ve Hristiyan dünyasında her yerde karşımıza çıkan bir obje, kişisel eşya olarak törenlerde kullanılan, kiliselerde yer alan vesaire vesaire. Bu iki resim biri renkli detayı bunun zaten. İkinci Basileus Menologyası'nda böyle iki tane şey var, minyatür var. Burada da benim dikkatimi çeken ya da sizin dikkatinizi çekmek istediğim mesela Menologya'da 26 Ekim depremi için yapılan ayin anlatılırken onun böyle bir tasviri var. Bir tane daha böyle bir deprem için yapılan ayin tasviri var. Orada bizim işte ayini yöneten Piskopos Patrik elinde bezemeli işte kitap, bezemeli kapağı olan kitap ya da buhurdan var bakın. Tütsülüyor, kenti tütsülüyorlar, kutsuyorlar bu kötülüklerin işte bir daha gelmemesi, bu afetlerin yaşanmaması için. Onun hemen arkasında, pardon şuradan göstereyim. Onun hemen arkasındaki yardımcı diakonu da kocaman bir haçla görüyoruz. Yani yere indirse kendi boyutundan biraz daha yüksek bir haç. Ve tabii ki bu minyatürün güzelliği de ya da benim için benim dikkatimi çeken önemi de bu haçın nasıl taşındığı. Şimdi böyle haçlar göreceğiz bir iki örnek. Haçın kendi boyutu, onun böyle bir sivrilen bir sap kısmı var. Onu boynundaki bir askı, onun ucunda da böyle bir deriden olsa gerek yuva yer alıyor, onun içine oturmuş. Burada ben hep şeyi örnek veriyorum. Bizim zamanımızda öyleydi, işte pazartesi günleri ve cuma günleri bayrak törenlerinde birisi bayrağı taşırdı ve o kocaman büyük şeyli bir sopası olan diyeyim ahşap bayrak aynı bu şekilde taşınırdı. Onu taşıyan işte büyük sınıflardaki öğrenci boynuna geçirdiği bu objeye, şeye, deriye bayrağı dayardı, taşıması kolay olsun diye. Şimdi bunun da gümüşten ya da bronzdan yapılmış böyle bazısı bir metre veya biraz daha uzunlukta olan döküm tekniğiyle yapılmış bir objeyi düşündüğünüzde bunların ağırlıkları işte gümüş patenlerin, o kumluca patenlerin ağırlıkları 6-7 kilo filan. Öyle bile olsa taşıması kolay bir şey değil. Bir de bununla işte saraydan Ayasofya'ya ya da kentin içinde dolaşıyorsunuz. Neyse uzatmıyorum ama bu da işin daha böyle hani güncel ve kullanım yönüne yönelik olduğu için de aslında daha da ilgimizi çekmesi gereken yönlerinden. Taşıma biçimi ve süsleri açısından buna dikkatimizi çekeceğim ki böyle taşlarla süslü haçlarda göreceğiz. Bu da 26 Ocak'ta İstanbul'da olan deprem için yapılan ayin. Bu sefer biraz daha küçük bakın haçın boyutu, doğrudan saptan tutarak eliyle taşıyabiliyor. Buhurdanı da görebiliriz. Bir kutu var, bağış kutusu olasılıkla. Aslında Aziz Stefanos böyle tasvir edilir, belki bilirsiniz. İlk martir diakondur. Elinde buhurdan ve bağış kutusuyla kiliselerde falan tasvirleri çıkar ya da küçük objelerde. Burada da yine bakın yanan bir buhurdan da görüyoruz. Böyle bir kullanımı kent içerisinde işte afetlerden sonra yapılan. Tabii ki kilise içerisinde taç giyme törenleri, litürjiler vesaire. Bakın ambonun üzerine çıkan patriğin elinde büyükçe bir takdis haçı diyebileceğimiz bir haç tutuyor. Dolayısıyla da yine görsel malzeme bize bunların kullanımları açısından sunuyor. Ne derler? Veri sunuyor.
Hemen bir iki örnek göstereyim. Oldukça erken tarihli işte 2. Justin'in yaşadığı dönemde yapılmış 6. yüzyıla tarihlenen ve literatürde de 2. Justin haçı diye bilinen haç. Bu haçın şu kısmını unutun. Sonradan sergilenmesi için eklenmiş, barok dönemde eklenmiş, yani 17. yüzyılda ya da 18. yüzyılda eklenmiş bir kaide. Haçımız bu aslında. 40 santim yüksekliğinde, 30 santim genişliğinde. Haçın bir yüzü renkli, bakın değerli diyeyim daha doğrusu, taşlarla ve kakma tekniğiyle bezenirken, 2. Justin'in ve karısı Sofia'nın işte adını taşıyan bir yazıt içeriyor. Merkezde incilerle çevrili bir haç var. Böylece biz aslında şunu da görüyoruz. Yani her ne kadar Orta Bizans dönemindeki altın mine işi eserlerde incilerle çevrelemek bir dönem özelliği gibi görünse de çok değerli objelerde ya da imparatorluk objelerinde biz bu üslubu ya da bu bezeme tarzını erken dönemde de görüyoruz. Haçın arka yüzünde, bu altın haçın arka yüzünde de merkezde İsa'yı sembolize eden şey var. Haçlı asa tutan bir kuzu tasviri var ki 6. yüzyıldan sonra bir konsilde işte İsa'nın artık sadece figür olarak, böyle sembollerle değil de figür olarak gösterilmesi kabul ediliyor. Zaten bu işte haçlı asa flama tutan kuzu olarak daha çok batıda yanlış bilmiyorsam görüyoruz şeylerini, tasvirlerini. Bu kuzu yatay kollarda İmparator 2. Justin ve karısı Sofia'nın tasvirini görüyoruz. Sofia için de aslında bildiğim kadarıyla, yine sikke şeyine girmeyeyim ama Bizans sikkelerinde tasvir edilen ilk imparatoriçe diyebiliyorum. Ve burada haçın üzerinde de eşiyle birlikte tasvir edildiğini görüyoruz. Gerçi 6. yüzyıl fil dişi diptikonlarında filan da imparator imparatoriçelerin birlikte tasvirleri çıkıyor. Ama böyle haçın üzerinde olması dikkati çekiyor. Dikey eksende de İsa ve bir martir tasviri yer alıyor. Ya da ikisi de İsa galiba, şimdi yanlış söylemeyeyim, haçlı halesi var, elinde haç tutuyor. Böylece bu bitkisel bezemelerle de doldurulmuş yoğun bezemeli haçın biz 2. Justin ve karısı tarafından hem işte yaptırıldığını ve hediye edildiğini görüyoruz. Ha bir de burada bu tür tören haçlarının yatay kollarında böyle küçük halkalar filan ya da delikler görürsek, bu onlara çeşitli, bazen burada olduğu gibi değerli renkli taşlar, bazen küçük haçlar asılı olabiliyor. Bu şekilde de zenginleştirilebiliyor. Evet, şimdi bir tören haçı, daha tipik bir tören haçına bakalım diyecek olursak, her ne kadar bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde ikisi aynı haç sergileniyor olsa da bu haç Divriği'de, Sivas'ın, şu anda benim bulunduğum Sivas'ın Divriği ilçesinde aslında bulunmuş gümüş bir tören haçı. Çok da değerli bir obje. Hem işte Anadolu'da bulunmuş olması böyle bir gümüş objenin, hem de üzerindeki tasvirler, yazıt vesaireyle. Boyutunu görüyorsunuz. 49, şimdi bu 49-58 diye yazdım, hani başka şeylerde dikkatinizi çekerse, 49 haçın yüksekliği şu sapla birlikte 58 oluyor. Ve burada da bir delik var. Aslında ona da bir ahşap yine asa eklenerek daha da uzatılabiliyor. Bazen farklı şekilde geçirilebiliyor. Tipik kol uçları böyle ikişer daireyle biten bir Latin haçı. Tabii hemen onu da söyleyelim. Çoğunlukla Latin haçı formu, yani alt kolu uzun olan haç formu tercih ediliyor. Kazıma tekniğiyle yapılmış İsa
tasviri üst kolda. Ortada Meryem var. İsim yazmıyor ama Meryem'in başının üzerinde şey var, böyle kazıma bir haç var. İki yanda da baş melekleri görünce bunu Meryem olarak ve İsa'nın hemen ekseninde tanımlayabiliyoruz. Aşağıda da haleli ama herhangi bir başka bir belirleyici özelliği olmayan bir kadın büstü yer alıyor. Bu büstten yola çıkarak araştırmacılar belki de bunun bir kadınlar manastırına ya da bölgede önem taşıyan belki bir kadın işte Azize'ye ithaf edilmiş olabileceğini ya da bir kadınlar manastırına dediğim gibi ithaf edilmiş olabileceğini düşünüyorlar. Her ne kadar arkadaki Ermenice yazıtta Aziz Georgios'a sundu şeyi bulunsa da. Bazı araştırmacılar da bunun 6. yüzyılda yapıldığını, belki başkentte bezendiğini ama yazıtın belki yine biliyorsunuz Sivas'ta Ermenilerin yaşadığı bir bölge, Divriği de keza öyle. Belki de Divriği'ye ısmarlandı ve geldikten sonra da yazıt eklenmiş olabilir diye de bir görüş söz konusu. Ve yine tabii hemen şu iki zincire dikkatinizi çekeceğim. Burada omega harfi var. Bu tarafta da tabii ki alfa harfi vardı. Yani başlangıç ve son. Ve mesela bu harflerin yerleştiriliş biçiminden de böyle biraz fazla detaya giriyor gibiyim ama biz bu haçın tören sırasında nasıl taşındığını da anlayabiliyoruz. Şimdi bunu en önde veya işte en önde ayini yöneten din adamı var. Onun arkasında ya da yanında bu haçı taşıyan yardımcı rahibin nasıl tuttuğunu anlayabiliyoruz. Aslında ters şekilde tutuyor. Yani bu İsa Meryem tasvirli kısım dışa cemaatin karşısına bakarken yazı tarafını cemaat görüyor. Bu tür taşınış şekillerine dair de bize bilgi verebiliyor. Onlara doğru yürür gibi, onların tasvirleriyle gidiliyor gibi düşünülebilir. Hemen şöyle detayda gösterelim. Üst koldaki İsa, bakın bayağı doğu üslubunda yapılmış. Meryem olarak tanımlanan ya da tanımladığımız kadın figürü ve alttaki kadın figürü. Kim olduğunu saptayamadığımız. Bu şeyde, bu haçın sapının arka yüzünde yani yazıt tarafında kontrol damgaları da var. Öyle olunca da tabii daha kesin bir şekilde tarihleniyor. Bu da iki yan koldaki baş melek tasvirleri. Justinianus dönemini yani 6. yüzyılı bize gösteren kontrol damgaları. Hem damgalara örnek olsun diye hem de tarihlendirme için onu da bu detayı da koymak istedim. Aslında hiçbir şeyden vazgeçemiyorum. Binlerce şeyi gösterebilirim. Bunlar bile çok ama çok benzer formda bazen o daireler bu şekilde damla biçimine de dönüşebiliyor. Benzer formda bir şey, yine bir tören haçı. Bunun da üzerinde arka yüzü düz, üzerinde dört kolu kaplayacak şekilde işte Rahip Yohannes'in yaptırdığını anlıyoruz. Fela'daki Tanrı Anası'nı kilisesine bağışladığını öğreniyoruz. Bunlar yine önemli bilgiler. Bu da gümüş ve döküm tekniğiyle yapılmış. Bunlar daha ziyade döküm tekniğiyle yapılmışlar. İsterseniz Orta Bizans'a hiç geçmeyeyim. Çünkü 11:25 geçmiş. Hiç susmadan konuştum. Belki bir şey, soru filan vardır. Daha fazla uzatmayayım bugünü. Çok teşekkür ederiz. O zaman kaydı burada durduruyorum hocam. Üçüncü derste kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam.